Merhaba arkadaşlar. Bugün acil misafir böreği yapacağız. Yani bu muska böreği çok çabuk oluyor. Çok güzel oluyor. Size ben bir tepsilik yapacağım. Hemen malzemelerimize bakalım. Buna 3 tane falan yufka kullanacağız arkadaşlar. 250 gram kıyma kullanacağım. Karabiber kullanacağım. 1 yemek kaşığından biraz fazla tereyağı, biraz sıvı yağını karıştırdım. Bunları erir duruma getireceğiz. Ve ufak soğanım olmadığı için bir orta soğanın yarısı. Normalde bir ufak soğan yeter. Bu soğanları küp doğrayacağım. En ufak bir şekilde tavama atacağım. Şimdi ben bunu kıymalı yapacağım. Siz isterseniz peynir ya da patatesle yapabilirsiniz ama bu böreği ben kıymalı seviyorum. Bir miktar sıvıya atıyorum tavama. Ve soğanlarımı boşaltıyorum. Az bir şey kendine getireceğim. Fazla yemek yapar gibi kavurmuyoruz. Çok az. Suyu kalacak. Birazcık çöktükten sonra kıymamı atıyorum. Tabii siz isterseniz daha bol kıymalı da yapabilirsiniz. Ama çok da kıyma olduğu vakit bu sefer de hamurun tadını alamazsınız. Bunu da şöyle bir beyazlayana kadar hafif çeviriyoruz. Bu şekilde rengi beyaza doğru döndüğü vakit altını kapatıyorum. Kesinlikle çok pişirmiyorum. Çünkü daha fırında pişecek. Yufkanın içinde de pişecek. Ama şimdi bu böyle güzel sulu sulu olacak. Bunu birazcık soğumaya bırakalım. Şimdi yufkalarımızı ayarlayalım. Yalnız yufkalar bayağı büyükmüş. 3 dedik ama 2 yufka olabilir. 2 yufkadan bir yapalım önce. Yetmezse ilave ederiz. Şimdi şu şekilde yufkaları ikiye bölüyorum. Şöyle aşağı yukarı 3 parmak falan genişliğinde şeritler kesiyorum. Yağımızı eri duruma getiriyoruz. Bir fırça yardımıyla önce biraz sepsimizi yağlıyoruz. Tepsimizi yağladıktan sonra şimdi doldurma işlemine geçelim. Gördüğünüz gibi böyle ikişerliden yapacağız arkadaşlar. Yufkaların inceliğine baktım. Yufkalar çok inceymiş. Onun için iki kat iki kat yapacağım. Şu kısa olanı şöyle ayırdım. Yağımızdan şöyle sürüyoruz bütün katlara. Bu yağ sanki açma börek hissine yakın bir his veriyor. Hem de lezzet veriyor. Yağın olduğu yerde lezzet vardır. Bazı hazır yufkalar çok kalın oluyor. Tek kat yetiyor. Ama gerçekten bu yufka ilk defa alıyorum şu markayı. Çok inceymiş. Şimdi yufkaları hazırladıktan sonra
Örnek olarak şöyle bir tane size yakında yapayım. Bir yemek kaşığı kadar malzeme koyuyorum. Harç şu şekilde üçgen biçimine getirip katlıyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Bir daha göstereyim. Şöyle baştan birazcık geriye koyuyorum. Arkadaşlar şöyle. Onu ayarlarsınız. Şu şekilde geldikten sonra katlamaya başlıyoruz. Hepsini yapalım. Gene 3 yufkaya bağladık işi. Arkadaşlar. Yani 3'ten birazcık az, 2,5'tan biraz fazla bir yufka bitti. Sardık. Güzel yerleştirdik. Şimdi yapacağımız bir yumurta sarısına kalan yağımı ekledim. Bir fırça yardımıyla bunların üstüne sürüyorum. İşlemimiz bittikten sonra bunu 200 derece ısıttığımız fırına veriyoruz arkadaşlar. Gayet kolay, basit ve çok da lezzetli olacak inşallah. Evet, gördüğünüz gibi mükemmel kızardılar. Altı, üstü. Hatta biraz fazla bile kızarmış ama olsun. Önemli değil. Şöyle içi de yumuşacık, sulu kaldı. Kıymayı fazla pişirdiğimiz için. Şimdi bunu afiyetle yemenin zamanı geldi. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.